Merhaba. Bu pazar sabahında kalabalığa yakalanmamak için müzeye erkenden geliyoruz. Çünkü kalabalık bir süre sonra Rembrandt'ın Hollanda'daki belki de en önemli eserinin önünde birikmeye başlıyor. Bu eserin adı Gece Nöbeti. Bir grup portresi. 17. yüzyılda yaşayan Almanlar için çok önemli bir resim. Bu resim Amsterdam'daki bir sivil asker grubuna ait. Rembrandt bu resmi yaptığın zamanlarda milisler yani asker grupları daha çok törenlerle ilgiliydi. Ama bu resim yapıldığı zamanlarda askerler geçit törenlerine, şehirle alakalı gösterilere katılırlardı. Vatandaşın gururunu simgeliyorlardı. Hatta üye olmak için para ödemek gerekiyordu. Yani aslında Amsterdam'daki bir grup elit vatandaşa bakıyoruz. Söylemeden geçmemek lazım. Koridorda diğer askeri grup portreleriyle birlikte asılmış olmasına rağmen bu tablo hemen kendini belli ediyor. Nasıl da dikkat çekiyor. Hiç de daha önceden gördüklerimiz gibi değil değil mi? Işık eşit derecede işlenmiş. Burada da insanlar sanki harekete geçmeye çağrılıyor. Komutan sağ koluna temeline askeri birliğin toplanması ve atağa geçmesi için emir veriyor portre özelliklerinin burada olması gerekenden az kullanıldığını görüyoruz. İnsanlar arasındaki hiyerarşiyi vurgulamış. Genelde grup portrelerinde ışık eşit olur. Böylece her yüze eşit derecede dikkat ederiz. Tamam, ön planda bulunan insanlar olur, arka planda da insanlar olur. Belki de bunun için farklı paralar ödemişlerdir üstelik. Ama burada ön plandaki iki adam Diğer insanlarla karşılaştırıldığında daha önemli oldukları açık bir şekilde belli. Resmen barok bir ışıkla dolup taşmışlar. Bakın komutanın eli karanlıktan uzanıyor ve yardımcısının mükemmel üniformasına gölge düşürüyor. Gölge ve ışığın oynadığı oyunlar bu resmi klasik bir grup portresi olmaktan çıkartıyor. Bu barok bir tablo sadece ışık açısından değil aynı zamanda hareket olarak da bakın mızrakları izleyecek olursak çapraz çizgilerin oluşturduğu kompozisyon sol üstte resme bir hareket katıyor bu sıra dışılıklar ve resimdeki hareketler de rambrandt'ın bize bir hikaye anlattığına işaret ediyor mesela üç ayrı silahın hikayesine şahit oluyoruz bakın solda silahını dolduran bir adam görüyoruz bu aynı zamanda olacakların habercisi ortada birinin ayaklarının hareket ettiğini görüyoruz tam da ateş etmek üzere ve de namludan çıkan dumanı görünce kafamız karışıyor duman mı yoksa komutanın sağ kolunun şapkasından çıkan tüyler mi hemen sağında ise bir adam kullanılmış namludaki barutu üflüyor bazıları bu hareketlerin bir kılavuza bakılarak yapılmış olduğuna inanıyorlar bu onların silahıydı. Yakınlardaki bir alanda antrenmanlarını yapıyorlardı. Burada kullandıkları anı göstermek istemişler. Ama aynı zamanda tabloda o kadar çok şey oluyor ki havlayan bir köpek var. Birileri davul çalıyor. Biri flamayı yükseltiyor. Kendini öne atmış bir kız var. Bu kız sanat tarihçilerin kafasını uzun süre karıştırdı. Dikkatli baktığınızda Orada iki kız olduğunu göreceksiniz çünkü. Biri daha arkada kalmış. Öndeki kız çok belirgin, bir sembol, bir uğur gibi. Güzel bir elbisesi var. Belinde ise kemerine bağlanmış bir şekilde ölü bir tavuk sallanıyor. Bu çok dikkat çekici bir olay. Bu da tabloda bulunan askeri grubun sembolüne işaret ediyor. Koridordaki diğer grup portrelerine bakıyorum da o zamanlardaki insanları düşünüyorum. Onların hayatlarını bilemiyorum ama gece nöbetinin önündeyken şöyle geriye bir adım atınca kendimi 17. yüzyılda Amsterdam'da yaşayan insanların yerine koyarken buluyorum. Sanki hikayeye dahil oluyormuşum gibi. Kompozisyondaki yenilikçi özellikler, fırçayı ustaca kullanması, geleneksel grup portresine yenilikçi özellikler katarak aslında çok büyük risk almış. Bu da insanı biraz daha resmin içine çekiyor. Tablodaki insanları önemsemeye çalışıyoruz. Her ne kadar bazıları net olmasa arka planda kalsa bile. Diğer tablolarda bu kadar hareket yok. Caravaggio'nun ve İtalyan Barok döneminin öğretilerini devam ettiriyor. Ama unutmamak lazım. Biz bu tabloyu o zamanlarda yaşayan bir insandan farklı görüyor ve yorumluyoruz. En önemlisi resim askeri birliğin koridoruna asılırken kesilmiş. Yani hem üst tarafını ve kenarlarını kaybetmiş hem de merkezi kaymış durumda. Daha bütünleyici olabilirdi. Soldan iki kişi eksik. Üst tarafta bir alan eksik. Dolayısıyla okunması zor bir resim. Aslında resim yapıldığı zaman ismi gece nöbeti bile değildi. Çok daha spesifik bir ismi vardı. Askeri birliğin ve başlarındaki komutanın adını taşıyordu. 18. yüzyılda resim kararmaya başlayınca, gün ışığını resmetmiş olduğu belli olmamaya başladı ve yeni ismini o zaman aldı. Aslında hala karanlık bir resim. Figürler o karanlıktan çıkıp belli ediyor bunu. Karanlıktan gelmek, Caravaggio'dan gelen bir özellik. Kasvetli resim geleneğinden kalma bir özellik. Bütün bu gizem ve drama bunu açıklıyor. Ha bir de bakın, sonradan eklenen bir detay daha var. Dikkatli bakarsanız büyük bir kalkan görüyorsunuz. Bu kalkan, resimdekiler öldükten sonra isimlerini unutmamak için anılarına eklenmiş. Galeriye giriyorsunuz ve onlarca insanın tablonun önünde oluşturduğu kalabalığı görüyorsunuz. Ve bu resim o kadar gerçekçi ki, sanki resimdekiler izleyenlerle bir iletişim içinde. Evet, komutanın sağ kolunun elindeki silaha bakalım üç boyutlu gözüküyor ve galerinin bulunduğu alana doğru geliyor. Kırmızılı adamın ve komutanın ellerindeki silahlar. Gözümüzü tuvalde gezdirince üçüncü boyutun kazandırılmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda da herkesin kendi içinde bir bütün olmasını, göreve çağrıldıkları anda yaptıkları işlere tamamen konsantre olmalarını görüyoruz. O andaki değişimi tamamıyla algılayabiliyoruz bu resim sayesinde o karışık anı yakalayabiliyor ve görebiliyoruz. İnsanlar bireysel düşüncelerinden sıyrılıp bir bütün olarak harekete geçmeye hazırlanıyorlar. <laughs> Hoşçakalın.